Dersim'de orman kıyımına ormandan sorumlu kurumlar ve devlet organları da sessiz kalmaktadır. Ormanlar doğa içerisinde çevresel olarak bir bütündür. Ağacıyla, bitkisiyle, içinde yaşayan tüm canlılarla bölgeye hayat veren bu bir organizmadır. Ormanı ve ağacı sadece bir odun olarak gören, rant ve para uğruna doğayı katleden, bu orman kıyımını gerçekleştiren ve bu kıyıma izin veren zihniyeti biz çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Kapitalizm, yani sermaye gölgesini satamadığı ağacı keserek paraya dönüştürüyor. Bugün burada bu zihniyeti teşhir ediyoruz. Dersim Hozat yolu arasındaki Çiçekli bölgesinde müteahhit Mehmet Turan tarafından genç filiz meşe ağaçlarının bulunduğu orman arası tıraşlanmaktadır. Biz Muzur Çevre Derneği olarak doğayı paradan ibaret gören bu kıyıma sessiz kalmıyoruz. Ormanlarımız tüm insanlığa aittir. Kendi malınız gibi yok edemezsiniz. Doğayı talan eden, kar hırsı uğruna gerçekleştiren kesim ihaleleri durdurulsun. Toprağıma, suyuma, ormanıma dokunma. Muzur Çevre Derneği Dersim temsilciliği. Anayasanın 11. maddesine göre anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı ve idare makamlarını bağlar. Yine 6831 sayılı orman kanunu hükümlerine göre orman alanlarının hiçbir şekilde tahrip edilmesi mümkün değil. Ülkemizin tarafı olduğu Bern Sözleşmesi, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesine göre de korunan türleri barındıran, yani yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak, kaya kartalı, ürkekliği gibi korunan türleri barındıran alanlarda habitatlara zarar verilemez. Meşe ormanları bir habitattır. Yaban ekolojisi bakımından, yaban hayatı ekolojisi bakımından bu habitatların korunması ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler gereğince mutlaka zorunlu. Bu bakımdan biz ilimiz sınırları dahilinde özellikle korunan alanlar, milli parklar, tabiat parkları, doğal sit alanları bulunduğu hususunu da ifade ederek bu habitatların mutlak surette korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu tip gibi kesimlerin hukuka aykırı olduğu inancındayız. Bu kesim faaliyetleri çevre kanunu hükümleri çerçevesinde, özellikle çevre kanunu 30. madde hükümleri çerçevesinde derhal durdurulmalıdır.